Haber TV'den merhaba. Ben Fatih An. 10 Nisan 2015 bülteniyle karşınızdayız. İki gündür etkili olan kar yağışı Denizli Antalya Karayolu'nun can kurtaran mevkiinde gece ulaşımı felç etti. Bir süre zincirsiz geçişe izin verilmeyen yol kar yağışının devam etmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Trafik sabah saatlerine kadar kesintilerle sağlanabildi. Akşam 21 sıralarında Denizli ve ilçelerinde başlayan kar yağışı can kurtaran da ulaşımı olumsuz etkiledi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Yola hazırlıksız çıkan birçok sürücü mahsur kaldı. Bazı otomobiller zincir taktıkları halde can kurtaran rampasına çıkamadı. Mahsur kalanlar yakınlardaki akaryakıt istasyonlarına sığındı. Bazı tırlar da rampaya çıkamadıkları için yolda kaldı. Trafiğin tıkanması diğer sürücülerin tepkilerine neden oldu. Kar yağışı ve yolda kalan araçlar nedeniyle ulaşım sürekli kesintiye uğradı. Nasıl oldu, aracı kaydırdınız mı karda? Kaydırdık abi ya. Peki ne zaman çıkabileceksiniz, bir bilgi var mı? Ya büyük ihtimalle sabaha kalır da gereğinden yok. Aslında o belediyenin veya buraya kim bak, karayolların, belediye bakıyor herhalde buraya, karayolların bakıyor. Yani çekiyorlardı ama çeken yok şimdi. Bekliyoruz öyle. Bir rahatsızlığınız, hastalığınız falan var mı? Hiçbir şey yok, teşekkür ederim. Kaç civarından beri bekliyorsunuz efendim? Ben burada saat 10'dan beri bekliyorum aşağı yukarı. Bir süre sonra Denizli istikametinden gelen ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kamyon ve tırlar bağ başında bekletildi. Can kurtaran da hayat, ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte normale dönebildi. Kar yağışının durması ve mücadele ekiplerinin yolu temizlemesiyle ulaşım sorunsuz sağlanmaya başladı. Ankara ile Antalya karayolları arasındaki bağlantıyı sağlayacak çevre yolundaki Honaz tünelinde kazı çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla Honaz Dağı'nda 380 metre kazıldı. Vali Şükrü Kocatepe, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Namaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız Honaz tünelindeki çalışmaları yerinde inceledi. Kazı çalışmalarına geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlanan tünelin toplam uzunluğu 2540 metre olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Denizli Milletvekili aday listesinin açıklanmasından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında partililerden helallik isteyerek istifa sinyali veren 3. sıra adayı Ümit Bahtiyar, 2 gün sonra basın toplantısı düzenleyerek devam kararını açıkladı. Listeyle ilgili tepkisini sosyal medyada dile getirdiğini ifade eden Ümit Bahtiyar, "Benim isyanım 3. sırada olmama değildi, bu bazıları tarafından böyle algılandı" diye konuştu. Merkez Efendi Belediyesi, sağlıklı nesiller için Merkez Efendi Obezitenin Farkında projesini bahar yürüyüşüyle taçlandırmak istiyor. Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, 12 Nisan Pazar günü saat 11'de Yenişehir Yürüyüş Yolu'nda gerçekleştirecek yürüyüşe tüm denizlileri davet etti. Proje kapsamında ilçe sınırları içerisinde öğrenim gören 20 bin çocuğun sağlık taramasından geçirildiğini açıklayan Subaşıoğlu, 4 bin öğrencinin obezite riski taşıdığı gerçeğiyle karşı karşıya geldik dedi. Bültenimiz spor haberiyle devam ediyor. PTT 1. Lig'de Antalya Spor'u konuk edecek olan Denizli Spor hazırlıklarını tamamlayarak maç kampına girdi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak mutlak galibiyet hedeflediği karşılaşmada sakatlıkları devam eden Bülent Ertuğrul, Burak Karaduman ve Cem Tosun'dan yararlanamayacak. Şimdi hava durumu. Karla karışık yağmur etkisini kaybediyor. Cumartesi gününden itibaren parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise 5 derece artacak. Önümüzdeki 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizlihaber.com'dan takip edebilirsiniz. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.